İkinci bölüm kesirlerle işlemler. Paydaları eşit kesirlerle toplama çıkarma işlemi. 1. Erde 6 eş parçadan oluşan altıgen şeklinde bir uçurtma yapmıştır. Parçalardan ikisini kırmızıya boyamıştır. Aşağıdaki model üzerinde uçurtmadaki kırmızı bölümü boyayarak gösteriniz. Evet, kırmızı bölüm burasıdır. Kaçı kırmızıya boyandı? 2 parça. Uçurtma kaç parça? 6 parça. O zaman kesirimiz 6'da 2'dir. Daha sonra parçalardan birini maviye boyamıştır. Aşağıdaki model üzerinde uçurtmadaki mavi bölümü boyayarak gösteriniz. Bir tane bölüm maviye boyanmış. Uçurtma 6 parça. Maviye boyalı kısım 6'da 1'dir. Uçurtmanın boyanan kısımları uçurtmanın kaçta kaçıdır? Evet. Kırmızılar 6'da 2'siydi. Kırmızılar burası. Maviler 6'da 1'iydi. Burası. İkisini topladığımızda boyalı bölüm şurası olmuş oldu. Yani 3 parça. Kırmızılar 6'da 2. İkisini topladığımızda toplam boyalı bölüm 6'da 3'tür. Paydaları eşit iki kesri toplarken nasıl bir yol izlediniz? Paylarını toplayıp paya yazdık. Ortak paydayı aynen aldık. 2. Aykut kumbarasındaki paranın 5'te 1'i ile hikaye kitabı 5'te 3'ü ile kazak almıştır. Aykut kumbarasındaki paranın kaçta kaçını harcamıştır? Evet, 5'te 1'i ile hikaye kitabı 5'te 3'ü ile kazak almış. Toplamda 5'te 4'ünü harcamıştır. 3. Aşağıdaki kesirler ile toplama işlemi yaparak işlem sonucunu model üzerinde gösteriniz. 8'de 10 ile 8'de 4'ü topladığımızda 8'de 14 olur. Buradaki modelde gösteririm. Toplam 14 tane parçayı boyayacağız. 8 tanesi burada. 6 tanesini de buradan boyadığımızda işlemimizin sonucu 8'de 14 olmuş oldu. 1 tam 10'da 3 ile 1 tam 10'da 5'i topladığımızda 2 tam 10'da 8 yapar. Evet. Şurası 1 tam. Burası da 1 tam. Şurada ise 8 parçayı boyadığımızda işlemimizin sonucu bu şekilde modellenmiş oldu. 6'da 3 ile 6'da 1'i topladığımızda 6'da 4 yapar. İşlemimizi bu şekilde modellemiş oluruz. 4. Aşağıdaki kesirlerle toplama işlemlerini sayı doğrusu modeli üzerinde göstererek yapınız. Burası 0, burası 1 olsun. Şimdi burayı 9 parçaya bölelim. Şurası 5 bölü 9'dur. Burası da 2 bölü 9'dur. Bu ikisini topladığımızda 7 bölü 9 buluruz. İkinci işlemi yapalım. 0 ile 1 arasını 14'e bölelim. Şurası 3 bölü 14'tür. Şurası ise 7 bölü 14'tür. Bu ikisini topladığımızda 10 bölü 14 olur. İşlemimizin sonucu 10 bölü 14'tür. Sonuncu işlemi yapalım. 0 ile 1 ve 1 ile 2 arasını 8'e bölelim. Önce 7 bölü 8'i modelleyelim. Şurası 7 bölü 8. Sonra 3 bölü 8'de burası. İkisini topladığımızda işlemimizin sonucu 10 bölü 8 olur. 7 artı 3, 10. Ortak paydayı da yazdığımızda 10 bölü 8 olarak bulmuş olduk. 5. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 8 bölü 4 artı 5 bölü 4, 13 bölü 4'tür. 5 bölü 12 artı 4 bölü 12, 9 bölü 12'dir. 7 bölü 10 artı 1 bölü 10, 8 bölü 10'dur. 3 tam 2 bölü 6 artı 2 tam 3 bölü 6, 5 tam 5 bölü 6'ya eşittir. 7 bölü 13 artı 1 tam 5 bölü 13, 1 tam 12 bölü 13'tür. 15 bölü 20 artı 10 bölü 20, 25 bölü 20'dir. 10 bölü 11 artı 5 bölü 11, 15 bölü 11'dir. 9 bölü 11 artı 4 bölü 11, 13 bölü 11'dir. 6. Ayla Hanım yaptığı pizzayı 8 eş parçaya bölmüştür. Pizzanın 3 dilimini Poyraz, 2 dilimini Pelin yemiştir. Aşağıdaki şekil üzerinde Poyraz'ın yediği pizza dilimlerini kırmızıya boyayarak gösteriniz. Evet. Poyraz 3 dilim yediği için 3 parçayı gösterelim buradan. Şu şekilde olsun. Evet. Kaçı kırmızıya boyandı? 3 tanesi. Pizza kaç parça? 8 parça. Kesrimiz 8'de 3'tür.
Aşağıdaki şekil üzerinde Pelin'in yediği pizza dilimlerini maviye boyayarak gösteriniz. Pelin iki dilim yemişti. Pelin'in yedikleri de bunlar. Evet, kaçı maviye boyandı? İki tanesi. Pizza kaç parça? 8. Bunu da 8'de 2 olarak gösteririz. Poyraz Pelin'den kaç dilim fazla pizza yemiştir? Model üzerinde gösterip işlem yaparak bulunuz. Kırmızı boyalı dilimler şunlardı. Mavi boyalı dilimler şunlardı. Aradaki fark ise 1 dilimdir. Kırmızı boyalı dilimler 8'de 3. Mavi boyalı dilimler 8'de 2. 3 parçadan 2 parçayı çıkardığımızda fark 8'de 1'dir. Paydaları eşit iki kesri çıkarırken nasıl bir yol izlersiniz? Evet, paylar çıkarılır, paya yazılır. Ortak payda aynen alınır. 7. Yasemin arkadaşlarıyla birlikte bir sürahi portakal suyunun 1/6 beşini içti. Kalan portakal suyunun sürahinin kaçta kaçı olduğunu önce alan sonra sayı doğrusu modeli üzerinde göstererek bulunuz. Evet. Bir sürahi portakal suyu arkadaşlar tamamı bakın 6'da 6. Bunun 1/6 beşi içilince geriye sadece şu parça kalır. Yani 1 bölü 6'sı kalır. Bunu sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Şurası 0, burası 1 olsun. Burayı 6 parçaya bölelim. Sürahinin tamamı burasıdır. 6 bölü 6. Bundan 5 bölü 6'sını çıkarırsak 5 bölü 6'sı burasıdır. Bu 6 bölü 6'ydı. Geriye şurası kalır. Bu da 1 bölü 6'sıdır. 6 bölü 6'dan 5 bölü 6 çıkınca geriye 1 bölü 6 kalır. 8. Aşağıdaki modellerin ifade ettiği kesirleri yazınız. Çıkarma işlemlerini yaparak bulduğunuz sonuçları alan model üzerinde gösteriniz. 12 parçaya bölünmüş. Birincisinde 7 tanesi alınmış. Yani 12'de 7. Sonra 4 tanesi gösterilmiş. Bakın 12'de 4. Çıkardığımızda 3 parça kalacaktır. Bu da 12'de 3'tür. Burada 16'ya bölünmüş. 10 tanesi alınmış. 16'da 10. Sonra 4 tanesi gösterilmiş burada da. 16'da 4. 4 tanesi çıkarılsa geriye 6 tane kalır. 16'da 6 olur. Modelimiz de bu şekilde olacak. 1 tam 3 bölü 4'ten 2 bölü 4'ü çıkardığımızda geriye 1 tam 1 bölü 4 kalır. Evet. Burası 1 tam. Bir tane de 1 bölü 4. Burada 2 tam 10 bölü 14 var. Burada ise 1 tam 6 bölü 14. Çıkardığımızda 1 tam 4 bölü 14 olur. Şu 1 tam tamamı boyanacak. Burada da 4 parça boyayacağız. Modellememiz de bu şekilde olmuş oldu. 9. Aşağıdaki kesirlerle çıkarma işlemlerini sayı doğrusu modeli üzerinde göstererek yapınız. 0 ile 1 arasını 10'a bölelim. Şurası 8 bölü 10'dur. Şu ise 3 bölü 10'dur. 8 bölü 10'dan 3 bölü 10 çıkınca geriye 5 bölü 10 kalır. İşlemimizin sonucu 5 bölü 10'dur. 0 ile 1 arasını 5'e bölelim. Şu kesir 4 bölü 5'tir. Şu kesir ise 2 bölü 5'tir. 4 bölü 5'ten 2 bölü 5 çıktığında geriye 2 bölü 5 kalır. İşlemimizin sonucu 2 bölü 5'tir. 0 ile 1 arasını 8'e bölelim. Şurası 6 bölü 8'dir. Şu da 3 bölü 8'dir. 6 bölü 8'den 3 bölü 8 çıkarıldığında geriye 3 bölü 8 kalır. İşlemimizin sonucu 3 bölü 8'dir. 15 bölü 9 eksi 12 bölü 9. 0. Burası 1. Burası da 2 olsun. Şimdi buraları 9'a bölelim. Şurası
15 bölü 9'dur. Bundan 12 bölü 9'u çıkardığımızda, yani şurası 12 bölü 9 olur. Geriye 3 bölü 9 kalır. İşlemimizin sonucu 3 bölü 9'dur. Kesir problemleri. 1. Bir günde bir ekmeğin dörtte üçünü yiyen Gülsüm 2 günde ne kadar ekmek yer? Bir günde 3 bölü 4'ünü yiyorsa 2 günde 3 bölü 4 artı 3 bölü 4 6 bölü 4'ünü yer. 2. Kemal aldığı meyvelerin önce 7'de 2'sini sonra 7'de 4'ünü yedi. Kemal meyvelerin kaçta kaçını yemiştir? Önce 7'de 2'sini yemiş, sonra 7'de 4'ünü. Bu ikisini topladığımızda Kemal meyvelerin 7 bölü 6'sını yemiştir. 3. Koyun ve keçilerin olduğu bir çiftlikte koyunların sayısı tüm hayvanların 9'da 2'si ise keçilerin sayısı hayvanların kaçta kaçıdır? Hayvanların tamamı 9 bölü 9 ise bunların 2 bölü 9'u koyunmuş. O zaman geriye 7 bölü 9 kalır. Bunlar da keçilerin miktarıdır. Keçilerin sayısı tüm hayvanların sayısının 7 bölü 9'u kadardır. 4. Bir yolun önce 4 bölü 16'sı sonra 5 bölü 16'sı asfaltlanmıştır. Asfaltlanmayan kısım yolun kaçta kaçıdır? Önce 4 bölü 16'sı sonra 5 bölü 16'sı toplamda 9 bölü 16'sı asfaltlanmış. Yolun tamamı 16 bölü 16 ise asfaltlanmayan kısım 7 bölü 16'sıdır. 5. Bir sınıftaki öğrencilerin 8'de 1'i sarı saçlı, 8'de 3'ü siyah saçlı, geriye kalanlar ise kahverengi saçlıdır. Kahverengi saçlı öğrencilerin sayısı sınıf mevcudunun kaçta kaçıdır? Sarı saçlılar 8'de 1, siyah saçlılar 8'de 3, topladığımızda 8'de 4 olur. Tamamı 8'de 8'dir. 8'de 8'den 8'de 4'ü çıkardığımızda kahverengi saçlı öğrencilerin oranı 8'de 4'tür. 6. Bir çiftçi tarlasının birinci gün 9'da 4'ünü, ikinci gün 9'da 3'ünü sürmüştür. Üçüncü gün tarlasının kaçta kaçını sürerse tarlanın tamamı sürülmüş olur. Birinci gün 9'da 4'ü, ikinci gün 9'da 3'ü topladığımızda 9'da 7'sini sürmüş olur. Tarlasının tamamı 9'da 9 ise geriye üçüncü gün için 9'da 2'si kalmıştır. 7. Seda bir kitabın önce 15'te 2'sini sonra 15'te 6'sını okumuştur. Kalan sayfalar tüm kitabın kaçta kaçıdır? Önce 15'te 2'si sonra 15'te 6'sı topladığımızda 15'te 8'idir. Tamamı 15'te 15 olduğu için geriye 15'te 7'si kalmıştır. 8. Bir pastanın 12'de 1'ini Bayram, 12'de 2'sini Feyzi, 12'de 3'ünü Cemil yemiştir. Kalan pasta tüm pastanın kaçta kaçıdır? Bayram 12'de 1'ini, Feyzi 12'de 2'sini, Cemil ise 12'de 3'ünü yemiş. Bu üçünü topladığımızda 12'de 6'sı olur. Tamamı 12'de 12. 12'de 6'sını çıkarırsak geriye 12'de 6'sı kalır. 9. Bir miktar fındığın 12'de 5'ini sattık. 12'de 3'ünü de yedik. Geriye fındığın kaçta kaçı kalmıştır? 12'de 5'i ile 12'de 3'ünü toplarsak 12'de 8 yapar. Tamamı 12 bölü 12. 8 bölü 12'yi çıkardığımızda geriye 4 bölü 12'si kalmıştır. 10. Aysel Hanım aldığı yün ipin 18'de 4'ü ile bere, 18'de 6'sı ile at görmüştür. Geriye kalan ip bütün ipin kaçta kaçıdır? 18'de 4'ü ile 18'de 6'sını topladığımızda 18'de 10'u yapar. İpin tamamı 18'de 18. 18'de 10'unu çıkarırsak 18'de 8'i kalır.